Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Mis gibi evinizi limon kokutacak kurabiyeler hazırlayacağız. Çatlak kurabiyeler yapıyoruz. 2 tane limon kabuğu ve şekerle birlikte şöyle bir elimizin ısısıyla önce bir ovup limonun yağını çıkartacağız. Aromasını çıkartacağız ortaya. Daha sonra içine 2 yemek kaşığı kadar limon suyu ilave edeceğiz. Buraya ve aşağıya açıklamalar kısmına malzeme listesini yazıyor olacağım. Oradan isterseniz SSD alabilirsiniz ya da videomu beğenerek hem destek olabilir hem de istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Azıcık tuz ve eritilmiş tereyağı ile birlikte birazcık şekeri erittim ve iki tane yumurta unlu malzeme içine ilave edeceğim. Un, kabartma tozu ve vanilini de içine ilave edeceğim. Kurabiyenin en önemli püf noktası hamurun kıvamı olmalı. Asla daha fazla un eklemeyin. Bu şekilde akışkan bir kek hamuru kıvamında olması lazım. Çatlak kurabiyeyi elde edebilmek için öncelikle bir buzdolabına alacağız ve içindeki tereyağın donmasını sağlayacağız. Tereyağı donduktan sonra gayet elinizde yuvarlayabilecek bir kıvama gelecek ama hala yumuşak olacak. O yüzden hızlı davranmak lazım. Böyle bir ölçü kaşığı ya da iki tane kaşıkla birlikte bir ölçü oluşturabilirsiniz. Önce toz şekeri daha sonra pudra şekerini güzelce bulamış olduğum kurabiye hamurlarını aralıklı bir şekilde tepsiye dizeceğim. Ve yaklaşık 175-180 derecelerde turba ayarındaki fırında 10-16 dakika arası pişireceğim. Kurabiyelerin yayılmasından da anlayacağınız üzere kurabiyelerin içi yumuşak olacak dışı da kıtır kıtır olacak. olacak. Bu kurabiyeleri dondurucuda saklamak isterseniz sadece şekere bulanmış ya da porsiyonlanmış halini dondurabilir. Daha sonra çıkarttıktan sonra biraz böyle eridikten sonra fırınlayabilirsiniz. Fırından çıktıktan sonra biraz soğumaya bırakıp daha sonra servise alabilirsiniz. İçi kekimsi dışı da kıtır kıtır limonlu kurabiyelerimiz hazır. Umarım sizler de bu lezzetli kurabiyeleri yapar ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.